Merhaba arkadaşlar ve Börgü Sepetim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Fulya Karslıoğlu. Bugün sizlere bu güzel hırkanın yapımıyla geldim. Hırkamız 2 yaş için uygun olacak. Düz ve sade bir model. Ön patımızda değişik bir model yaptık. Yakamız iki düz iki ters lastik. Kollarımız aynı şekilde, uçları ve etek ucumuz da aynı şekilde arkadaşlar. Hırkamız dediğim gibi 2 yaşa uygun olacak. İpimiz Alize Baby Best 2 adet alırsanız yeterli olacaktır. Ben 4 numara şiş kullanacağım. Hırkamızın arkası şu şekilde. Arkasını da göstereyim. Hırkamızın arkası bu şekilde. Önü ise bu şekilde. Yakamızdan önce 2 düz 2 ters lastik olarak birkaç sıra öreceğiz. Ondan sonra arkadaşlar roba ayrımıyla ve öndeki değişik bir düz bir ters lastik olarak buradan devam ettireceğiz arkadaşlar. Ön patımızı haroşa yerine bu şekilde yapacağız ki güzel bir görüntü olsun diye. Hırkamız 6 düğmeli. Bu şekilde 6 düğmeli bir hırka olacak. Siz 1 yaş için yapıyorsanız 5. düğmeden sonra 2 düz 2 ters lastiğimizi yaparak hırkamızı bitirebilirsiniz. Gerçekten güzel bir hırka. İsterseniz bir boyuna, santimine bir bakalım. Siz de ona göre yaparsınız. Şu şekilde boyumuz 34 santim. Enimiz 30 santim. Kolumuz başlangıçtan itibaren 34,5 santim, koltuk altından itibaren ise 21,5 santim olarak yapacağız arkadaşlar. Şimdi hazırsak ve modelimi beğendiyseniz yapımına geçelim. Şişimiz 4 numara, ipimiz Alize Baby Best arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hazırsak hırkamızın yapımına başlayalım. Hırkamız için şişimize 78 tane ilmek attık. Şiş numaram 4 numara ve ipimiz de arkadaşlar şu şekilde Alize Baby Best marka bambu karışımlı anti peeling özellikli bir ip arkadaşlar bu. Bilgileri şu şekilde. Renk numarası da arkadaşlar 256. 2 yumak yeterli olacaktır. Hırkamızı 2 yaş için yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar yakamızı 2 düz 2 ters lastik olarak yapacağız. Onu da şu şekilde. Ben ilk ilmeği örerek alıyorum arkadaşlar. Eğer siz örmeden alıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. 2 düz 2 ters olarak yapımına başladık. Şekilde ip gerçekten çok güzel bir ip arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlar gönül rahatlığıyla bu ipi tercih edebilirler. Renk numarası da gerçekten çok güzel bir renk. 256 renk numarası. Ama tabi siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. İç sırayı örmesi biraz zor oluyor arkadaşlar. İlmek atımımız sık olduğu için. Şiş olarak arkadaşlar 4 numarayı tercih ettim. Ama tabi siz elinizin kalın sıkılığına veya gevşekliğine göre 3,5 4 4,5 tercih edebilirsiniz. Alize Baby Best olmayan arkadaşlar Nako Elite Baby ile de yapabilirler. Şişimin markasını çok soran mesajlar alıyorum. Şişim Knit Pro'nun şişi arkadaşlar. Buradaki tuhafiyecimden aldım ben. Ama siz etrafınızdaki tuhafiyecilerde bu şişe ulaşamıyorsanız Instagram Hobium sayfasından ulaşabilirsiniz.
Sıra sonuna kadar bu şekilde arkadaşlar iki düz iki ters yapacağız. Arka tarafta da düzleri düz, tersleri ters olarak devam ettireceğiz. Yeterli uzunluğa geldiği zaman roba ayrımlarına geçeceğiz ve arttırmalara başlayacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Ondan sonra arka tarafı da kısaca bir göstereyim ve yakamızı yapmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, ilk sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi hırkamızın arka yüzündeyiz. Düzle başlayarak düzle bitirdik arkadaşlar. İki düz iki ters lastiklerimizi. Bu çok önemli. Çünkü düğme iliği üst üste gelecek olan kısım düz örgü olarak olursa daha muntazam oluyor. Bu şekilde arkadaşlar şimdi tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Evet, bakın bu düz ilmek, düz olarak örüyoruz. Bu ters, bunu ters olarak örüyoruz. Bunlar düz. Zaten başlangıcı anlayınca ne olduğunu, diğer taraf düzle bittiği için arkadaşlar ön yüz, arka taraf tersle başlar. Zaten onu anladıktan sonra iki düz iki ters olarak sıra sonuna kadar devam ettirebilirsiniz. Arka tarafta düz mü ters mi olduğunu anlamayan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar yapacağız. Ön yüzde yine düzle başlayacağız, düzle bitireceğiz. Arka tarafta da tersle başlayacağız, tersle bitireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar istediğiniz uzunluğa geldiğinde videoyu çekmeye devam edeyim. Yaklaşık herhalde bir 4 sıranın yeterli olacağını düşünüyorum. Şu an daha birinci sıradayız. 4 sıra bu şekilde 2 düz 2 ters lastik yapalım. Ondan sonra 4 sıra dediğim 4 kere gidip gelme değil arkadaşlar, 8 kere gidip geleceğiz. Bu şekilde devam edelim. Ondan sonra roba ayrımı için videoyu çekmeye devam edeyim arkadaşlar. Evet, bu şekilde 2 düz 2 ters lastiğimizi 4 sıra yani 8 kere gidip gelerek tamamladık arkadaşlar. Şimdi roba ayrımlarına ve arttırma kısmına geçtik. Bunun ön patını 6 ilmek olarak yapacağız ama yine yakamızda olduğu gibi sanki ön patımız da lastikmiş gibi aşağı kadar devam edecek arkadaşlar. Onun için onu da size göstereceğim. Şu şekilde önce 6 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmeğimizi ters olarak ördük. İpimizi arka tarafa alıyoruz ve 7 ilmek daha örerek 13 ilmeğe tamamlıyoruz. 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 ilmeğimizi bu şekilde ön pat olarak ördük arkadaşlar. Şu şekilde bir gizli arttırma yapıyoruz ve 2 ilmek düz örüyoruz. 1 ve 2. Daha sonra bir gizli arttırma daha yapıyoruz ve kolumuzu örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 ilmek olarak kolumuzu ördük. Bir adet daha gizli arttırmamızı yapıyoruz ve 2 ilmek düz örüyoruz ve bir gizli arttırma daha yapıyoruz ve arkamıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. 24 adet arkamızı ördük ve bir arttırma daha yapıyoruz. 2 ilmek daha örüyoruz. 1 ve 2. Bir gizli arttırma daha yapıyoruz ve yine 10 ilmek olarak kolumuzu örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tekrar bir gizli arttırma yapıyoruz. 2 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Ve bir gizli arttırma daha yapıyoruz. Ve 7 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimizi ördük. Geriye 6 ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. İpimizi ön tarafa alarak bir ilmeğimizi örüyoruz. Ben bu hırkamızı kız bebek için yapıyorum. Onun için şimdi ilik açacağım. Eğer siz erkek bebek için yapıyorsanız şimdi biraz sonra iliğinizi de siz açın arkadaşlar. Bir adet ördüm. Bir adet de şu şekilde doladım. Ve 3 adet daha ters olarak örüyorum. Ve ilk sıramı ve roba ayrımlarımı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Başlangıçtaki 6 ilmeğimizi şu şekilde artık ters örgü olmasını istediğim için arka yüzde düz olarak örüyorum. 5 ve 6 iliğimiz açılmış oldu. İpimizi ön tarafa alarak kalan tüm ilmeklerimizi baştaki 6 adet patımıza kadar ters olarak örüyorum. Ön yüzde düz örgü oluşmasını istiyorum çünkü bu arttırmalar da dahil arkadaşlar. Şu şekilde alalım. Arttırmaların da çünkü düz örgü olmasını istediğim için onları da ters olarak örüyorum. Şu şekilde alırsanız görüntü güzel olacaktır. Evet. İlk iliğimizi de bu şekilde açmış olduk. Hırkamız 4 düğmeli olacak arkadaşlar. Ama 5 düğmeli de yapabiliriz aslında. 2 yaş için olacağı için 5 düğmeli yapalım. Siz eğer 1 yaş için yapıyorsanız 4 düğmeli olarak bitirin arkadaşlar. Ama 2 yaş için 5 düğmeli daha iyi olacaktır. Sıra sonuna kadar bu şekilde sondaki 6 ilmek kalana kadar devam edelim. Ben de sonda 6 ilmek kalana kadar bu şekilde bütün ilmekleri ters olarak örüp geliyorum. Evet, bu şekilde sonda 6 ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak ördük. Ama baştaki 6 ilmeğimizi arka tarafta düz olarak öreceğiz. Evet, bu şekilde arkadaşlar. İlk iliğimizi de açtık ve şu şekilde bakın. Lastikten sonra 2 adet 2 sıra tersimizi bu şekilde örmüş olduk. Şimdi düzle devam edeceğiz ve yine arttırmamızı yapacağız. Bu sefer İlmeklerimizi bu şekilde düz örgü olarak örüyoruz. Önde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 adet ilmeğimizi ördük. Şimdi arttırma yerine kadar örüyoruz. Bir bakalım arttırma ilmeği. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 ilmek olarak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. 14. ilmeğimizi de ördük. Bu bir sıra önce bizim arttırma yaptığımız ilmekti. Bunu da dahil ettik. Bir arttırma daha yaptık. 2 ilmek düzümüzü yine ördük. Bir adet daha arttırmamızı yaptık. 12 ilmek kol oldu arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 adet ilmeğimizi de ördük. Bir adet daha arttırma yaptık. 2 adet örüyoruz arkadaşlar. Eğer kafası karışan arkadaşlar varsa bu arttırma yaptığımız ilk ilmeğe, yani hangisi oluyor? Arttırma yaptık. Arttırma ilmeğini bulalım. Sayalım. 3 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Şu arttırmamız, şu da etrafında arttırma yaptığımız 2 adet ilmeğimiz. Arkadaşlar bunun hemen başlangıcına bir ilk, yani ilk başındaki, yani başında arttırma yapacağımız şu ilmeğimizi ayraç takarsanız o zaman karıştırmazsınız arkadaşlar. O hemen ayracın başındaki ilmekten arttırma yapıp 2 ilmek örüp sonra diğer arttırmayı yaparsınız. Bu şekilde kafanız karışmaz. Çünkü şu an komple düz örgü olduğu için hırkamız, kafanız karışması çok normal. Hatta ben de ayraç takmayı düşünüyorum. Sürekli saymak çünkü zor olacak. Hemen şimdi şey yaparken, arttırma yaparken hemen ayracımızı takalım. Benim bile şu an saymadığım için hangi ilmek olduğunu anlamam zor olacak ama bu şekilde yapmam gerekiyor. Sanırım geldim. Ama yine de bir sayacağım arkadaşlar. Kafamın karışmaması için arttırma yaptığım ilmek, biri şu, evet arkadaşlar, kol arttırmasından sonra 26 adet ilmeğimi de ördüm. Şimdi bir arttırma daha yapıyorum ve 2 ilmek daha örüyorum, 1 ve 2. Sonra bir arttırma daha yapıyorum ve 12 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 adet ilmeğimi ördüm. Bir arttırma daha yaptım. 2 ilmek daha örüyorum ve bir arttırma daha yapıyorum ve 8 adet düzümü örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bu bizim patımızdan hariç ördüğümüz düz ilmeğimiz. Şimdi bu 6 adet ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Bunu da düz olarak örüyoruz. Bir önceki sırada ters olarak örmüştük. Burada düz olarak örerek modeli değiştiriyorum. Şimdi bu 6 adet öndeki patımı arka tarafta bu sefer ters olarak örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. Ve kalan ilmeklerimizi de, pat haricindeki kalan ilmeklerimi de bu şekilde ters olarak örerek yine sıra sonuna kadar geleceğiz arkadaşlar. İlmek belirleyici takmayı unutmayın arkadaşlar. Her defasında saymak çok zor olacak çünkü ilmek belirleyici takarsanız arttırma yaptığınız ilk ilmeğin başına bu sefer kafanız karışmayacaktır. Her defasında da saymak zorunda kalmayacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar
ters örerek devam edelim. 6 adet patımız da dahil. Bunu da ters olarak örerek bu sıramızı tamamlayalım. Ben de tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, arka taraftaki sıramızı da tamamladım. Bakın, tersin üstüne düz gelmiş oldu öndeki 6 adet patımızda. Şimdi yine ters yapacağız. Yani arkadaşlar, her sırada öndeki 6 adet patımızın tersini, düzünü değiştiriyoruz. Her sırada düzse diğer sırada ters, tersse diğer sırada düz yaparak bu öndeki patımızın düzünü, tersini değiştiriyoruz. Şimdi yine 6 adet ters olarak örüyoruz. 3, 4, 5 ve 6 ters olarak ördük. İpimizi tekrar arkaya alarak yine arkadaşlar arttırmalarımızı aynı şekilde yapacağız. Bir tanesini beraber yapalım. Ondan sonra arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Artık yapacak farklı bir şey yok. Ama dediğim gibi ilmek belirleyicisi lütfen takın. Yoksa benim gibi her defasını saymak zorunda kalırsınız. 3, 6, 7, 8 ve 9. Yani bu ilmeğe ilmek belirleyici takarsanız hangi ilmeğin başında arttırma yapacağınızı anlarsınız. Gerisi zaten 2 tane daha ilmek örüyoruz ve sonra bir arttırma daha yapıyoruz. Bu şekilde anlamış oluruz arkadaşlar. Ben de şimdi örmeye devam ederken ilmek belirleyicisi takacağım ki görüntü düzgün olsun diye. Bu şekilde arkadaşlar örmeye devam edelim. İkinci iliği açarken videoyu tekrar çekmeye devam edeceğim. Ben de şimdi hırkamı biraz daha ilerletip geliyorum. Evet arkadaşlar, ben biraz hırkamızın yapımını ilerlettim. Kaçıncı arttırmamızı yapmışız? Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 adet arttırma yapmışız arkadaşlar. Ve şimdi ikinci iliğimizi açacağız. İkinci iliği şu şekilde hesaplıyoruz arkadaşlar. İlk ters örgümüzde hatırlıyorsanız iliğimizi açmıştık. 5. ters örgümüzde ikinci iliğimizi açacağız. Yani sayalım, bu bizim ilk iliğimizi açtığımız ters örgümüz. 1, 2, 3, 4. Şimdiki ördüğümüzde 5. olacak arkadaşlar. Erkek çocukları için açıyorsanız iliği şimdi açın. Ben kız çocukları için ördüğüm için sıra sonunda iliğimi açacağım. Yani 5 diş, 5 adet ters örgüden sonra 5. de iliğimizi açıyoruz. 5 düğmeli yapıyorum ben. 2 yaşa uygun biliyorsunuz hırkamız. Siz 1 yaş için yapıyorsanız 4 düğmeli yapıp bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi şu an ilk ters örgümüzde iliğimizi açmıştık. 1, 2, 3, 4 adet ters örgümüzü tamamladık. Şimdi 5.'ye gidiyoruz. Erkek çocukları için örenler şimdi açacak. Kız çocukları için örenler ise sıra sonunda iliğini açarak her 5. ters örgüde iliği açmaya devam edecek arkadaşlar. Zaten birazdan robamızın sonuna geldiğimizde kolları ayırmak için videoyu çekmeye devam edeceğim. O zaman son durumun ne olduğuna hep beraber bakabiliriz. Bakın şu şekilde ben ayraçlarımı taktım arkadaşlar ki kafam karışmasın diye, ama artık kafa karıştıracak bir şey yok. Gayet belirgin artık ortadaki 2 adet düz örgümüz. Onun için sıkıntı değil arkadaşlar. Bu şekilde hırkamızın yapımına devam ediyoruz. Ben de şimdi arkadaşlar bu şekilde devam edelim. İliklerimizi açalım. Kol ayrımı için videoyu çekmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde robamı tamamladım. Robamız toplam 19 tane arttırmadan oluşuyor. İpimiz Alize Baby Best. Eğer siz başka bir iple örüyorsanız arkadaşlar 21 tane arttırma yapmanız gerekiyor. Alize Baby Best biraz kalın bir ip olduğu için 19 tane arttırma 2 yaş için yeterli oldu. Dediğim gibi başka ip kullanıyorsanız 20 veya 21 arttırma yaparak birazcık daha büyütmeniz lazım. Şimdi 19 tane arttırmayı tamamladıktan sonra arkadaşlar 19. arttırmayı yapıp arka taraftan örmeye başladım. Şimdi kolları ayıracağız. Ben kolları arka taraftan ayırıyorum. Hırkamızın arka tarafından ayıracağız kolları.
Ve 19. arttırmayı örüyoruz arkadaşlar şu an. Başlangıçtan başladım. Şimdi kolumuzun ayrımına geliyoruz. Şu şekilde örmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz iki tane düz ilmeğin etrafında arttırma yapıyorduk. Şimdi arkadaşlar bunların bazısını bedene, bazısını kola vereceğiz. Şimdi bu bizim ilk arttırmamız arkadaşlar. Arttırmamızı bedene veriyoruz. Bu iki tane ilmeğimizi de bedene veriyoruz. Diğer arttırma ilmeğini ise kola veriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde ben burada arttırma yapmayı unutmuşum. Onun için şuradan bir tane ilmek çıkardım. Bir arttırmayı bedene, 2 adet ilmeğimizi ve diğer arttırmayı, 1 adet ilmeği arttırmamızı kola, 2 adet düz örgümüzü ve 1 adet arttırmamızı bedene vereceğiz. Şimdi arkadaşlar şu şekilde örerek şimdi kolu tamamlayalım. Diğer taraftan da arttırmamızı alarak geri döneceğiz arkadaşlar. Artık sadece bu kolu öreceğiz. Yeterli uzunluğa gelene kadar. Onun için arkadaşlar diğer ilmekler bu şişinizde kalsın isterseniz. Yani şu an ördüğünüz şişinizde. Başka bir 4 numara şişiniz varsa kol için onu kullanın. Çünkü ilerleyeceğimiz için kolu örmede biraz kolumuz uzayacak. Bu şişle örmeniz imkansız olacak arkadaşlar. Onun için kol için başka bir 4 numara şişe geçin ve onunla örmeye devam edin arkadaşlar. Bu şekilde kolun sonuna kadar örelim. Sonra arttırmamızın birini kola dahil ederek devamını örmeden geri döneceğiz. Dediğim gibi şu an 19. arttırmanın iç kısmını örüyoruz. Yani bu hırkamızın iç kısmı. Şu an 19. arttırmayı düz taraftan yaptık. Hırkamızın iç tarafındayız ve onu bir yandan bedene dahil ediyoruz, bir yandan örüyoruz. Bir yandan da kolu öreceğiz arkadaşlar. Ben kolumuzu iç taraftan örüyorum. Şimdi kol kısmı bitene kadar bu şekilde örelim. Nerede kolumuz? Evet, gelmişiz. Evet, arttırmamıza geldik. Arkadaşlar bu arttırmamızı da bu şekilde bedene, kolumuza dahil ettik ve geri dönüyoruz. Bakın iki ilmeğimiz bu bizim, evet, 1 ve 2 ilmeğimiz ve diğer arttırmamız burada kaldı. Şimdi tekrar kolumuzu örerken ilk ilmeği örmeden alıyoruz ve tekrar buradan örmeye devam ediyoruz. Düz örgü örüyoruz arkadaşlar. Kolumuzu da bu şekilde tekrar sıra sonuna kadar örelim beraber. Ve ne yapmamız gerektiğini kısaca anlatalım. Çünkü artık kolumuz ne kadar örüleceği anlaşılır duruma gelecek. Birer tane arttırmamızı kola verdik. Geri kalan 2 ilmek ve diğer arttırma da bedene dahil oldu ki bedenimiz birazcık daha genişlesin diye. Dediğim gibi kolunuzu başka bir şişe geçirin arkadaşlar.
Unumla örmeye devam edin. Bu şişiniz bedende kalsın. Bu şekilde zorlanmadan öreceksinizdir. Evet, bitmek üzere. Bir tane daha ve bir tane daha. Evet, bu iki ilmeğimiz bedende kalıyor. Geri dönüyoruz. Tekrar ilk ilmeğimizi örmeden alarak, bu sefer de ters örgü olarak örerek sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Artık dediğim gibi kolumuzun ne kadar olduğu belli oldu. Nereden dönüldüğünü anladık. Şimdi bu şekilde örerek arkadaşlar kolumuzu 2 yaşa uygun uzunluğa getireceğiz. Bunun için bu şekilde düz örgü olarak toplam 19 santim koltuk altından itibaren toplam 19 santim öreceğiz. Ve daha sonra bir eksiltme işlemi yapacağız kol ağzında. Daha sonra kol ağzımızı da yapıp bu kolumuzu bitirip diğer kolumuzu öreceğiz. Şimdi şuradan da bir kere daha döneyim. Kafası karışan arkadaşlar varsa bir kere daha anlamış olurlar. Diğer kol tarafına doğru, döndüğümüz yere doğru örüyorum şu an. Arkadaşlar ben son ilmeği örmeden aldım. Siz örerek alabilirsiniz. Şimdi ilk ilmeğimizi ben örerek devam ettiriyorum. Siz son ilmeği örmeden, örerek aldıysanız ilk ilmeği örmeden alacaksınız. Bu şekilde arkadaşlar artık anlaşıldı diye tahmin ediyorum. Anlamayan arkadaşlar varsa yorumlarda yazabilirler. Ama tekrar tekrar izleyerek anlayabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi kolumuzu dediğim gibi koltuk altından itibaren 19 santim örelim. Ondan sonra bir kesme işlemi yapacağız. Dediğim gibi bu kol kısmını başka bir şişime aktaracağım ben de şimdi. Siz de başka bir şişinizi alın. Diğer ilmekleriniz bu şişinizde kalsın. Aldığınız ilmekle, aldığınız şişle 19 santim olarak örerek kolumuz için devam edelim arkadaşlar. Koltuk altından itibaren 19 santim olacak. Şimdi ben de 19 santime tamamlayayım. Kesme işlemi için videoyu çekmeye devam edeceğim. Evet, ben bu şekilde kolumu 19 santime tamamladım. İsterseniz bir beraber bir santimimizi ölçelim. Şöyle koltuk altından itibaren arkadaşlar bakın 19 santim olmuş. Arkadaşlar elinizde metresi olmayan arkadaşlarımız varsa 2 yaş için kol ölçümüzü şu şekilde bir karış ve bir parmak olarak ölçebilirler. Bu benim 2 yaş için kol ölçüm oluyor. Şu şekilde koltuk altından itibaren bir karış ve artı bir parmak uzunluğunda kol boyu yapıyorum 2 yaş için. 1 yaş için ise bir karış olarak yapıyorum. Arkadaşlar şimdi kol ucunda bir kesim işlemi yapacağız. Bunun için şu şekilde önce 2 ilmek örüyoruz. 1 ve 2. 2 ilmeğimizi ördükten sonra şu şekilde bir kesme işlemi yapıyoruz. Bu bizim birinci kesmemiz. Sonra 4 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmek ördük. Tekrar bir adet daha kesiyoruz.
Tekrar 4 adet örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar 1 adet daha kesim yapıyoruz. Katı ayrılmış. Bir daha alalım. Evet. Tekrar 4 adet örüyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Şurada ip karışmış. Onu bir açalım. İpi iç taraftan çektim ben arkadaşlar. Yuman. Onun için sürekli bir düğüm olarak çıkıyor. Evet. Açtık. Kesimimizi nerede yaptık? Burada. Evet. 4 adet ördük. Tekrar bir adet daha kesiyoruz. Bir daha alalım. Şu şekilde. Tekrar 1, 2, 3 ve 4 adet örüyoruz. Bir adet daha kesiyoruz. Arkadaşlar bu şekilde 4 örüp bir keserek başta 2 ilmek örerek kestik. Sonra 4 örüp bir keserek toplam 8 tane kesme işlemi yapacağız. Yani şişimizde kola başlarken 48 ilmeğimiz vardı. 40 ilmeğe düşüreceğiz arkadaşlar. Ve 40 ilmeğin sonunda 2 düz 2 ters lastik olarak boyunda yaptığımız gibi burada da kol ağzı için lastik çalışması yapacağız. Evet, son kesimimi yapıyorum. Yaptım ve 2 adet sonda ilmeğim kaldı. Onu da örerek kesme işlemlerini bitiriyorum arkadaşlar. Şu an şişimde 40 adet ilmeğimiz var. Bu 2 yaş için yeterli bir kol ağzı. Şu şekilde arka tarafı bütün ilmeklerimizi yine ters örgü olarak örüyoruz. Ve bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Bu şekilde tamamlayalım. Ondan sonra 2 düz 2 ters için tekrar geliyorum. Evet, şu an şişimizde 40 adet ilmeğimiz var. Bakın kesim yaptığımız yerler belli bile olmuyor. Şişimizden sanki hala aynı şekildeymiş gibi görünüyor arkadaşlar. Bakın şu an şişimizde 40 tane ilmeğimiz var. Şimdi yakamızda yaptığımız gibi, başlangıçta yaptığımız gibi 2 düz 2 ters lastik yaparak bu şekilde kol ağzımızı tamamlayacağız. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters tekrar 2 düz 2 ters. Bu şekilde arkadaşlar, dediğim gibi yakada yaptığımız gibi 2 düz 2 tersimizi yaparak kol ağzımızın lastiğini yapıyoruz ki kol ağzımız birazcık daha toparlansın. Zaten o yaka kısmında da bu modeli uyguladığımız için kol ağzında da aynı modeli uygulayarak bu kolumuzu tamamlayacağız. Diğer kolumuzda da aynı şeyi yapacağız. Ve bu sırayı beraber tamamlayalım. Ondan sonra ne yapmamız gerektiğini kısaca anlatayım. Kolumuzu beraber tamamlayalım. Evet. Evet arkadaşlar, 40 ilmeğimizi 2 düz 2 ters olarak yaptık. Arkada da yine düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Tersten bitirmiştik.
Kafası karışanlar varsa arka tarafta düzle başladık. Tersle devam ediyoruz. Ön yüzü ne ile bitirirseniz arka tarafta, mesela düzle bitirdiniz, arka tarafta tersle başlarsınız. Tersle bitirdiniz, arka tarafta düzle başlarsınız. Bu şekilde kafası karışan, anlamayan arkadaşlarımız varsa bu şekilde anlayabilirler. Arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Ondan sonra ne yapmamız gerektiğini anlatayım ve ben de tamamlayayım kolumu. Diğer kolu örmeye başlayalım. Evet, sıra sonuna gelmek üzereyiz. Yine tersle bitirdik. Ön yüzümüzde düzle başlayacağız arkadaşlar. Bakın şu şekilde iki düz iki ters lastiğimizi yaptık. Şimdi arkadaşlar kolumuz koltuk altından itibaren 22 santim olana kadar bu şekilde yapacağız. Şu an bir ölçelim. Şu an kaç santim? Şu koltuk altımız. Şu an zaten 20 santimi şu şekilde. 20 santim olmuş. 2 santim daha öreceğiz arkadaşlar. 2 santim daha ördükten sonra kol kesimini yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu şekilde kolumuzu 22 santime tamamlayalım. Ondan sonra diğer kolu örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, ben kolu bu şekilde ördüm ve tamamladım. Bakın. Normal kesme tekniğiyle kol ucunu da keserek kolumu bu şekilde tamamladım. Kolumu şu an santimi toplam şuradan itibaren 22 santim arkadaşlar. 22 santim 2 yaş için gayet güzel bir uzunluk oldu. Şimdi arkadaşlar diğer kolu örmeye gideceğiz. Bedendeki şişi kullanacağız arkadaşlar bu sefer. Çünkü artık bedenimizde şiş takılı. Daha önceki şişimizi biliyorsunuz çıkarmamıştık. Kolumuz için yeni şiş takmıştık. Şu şekilde hırkamızı bir düzeltelim. Evet arkadaşlar, şimdi arka bedeni öreceğiz. Arka bedeni örmek için yeni bir şiş ip takacağız arkadaşlar. Bunun için şu şekilde yeni ipimizi takıyoruz. Yeni ipimizi taktık. Dönüşte diğer tarafta bu ipimizi buraya ördüğümüz iple sabitlememiz gerekiyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şu şekilde şimdi ters örgü olarak örerek diğer kolumuza doğru gideceğiz. Bu şekilde arkadaşlar diğer kola kadar geleyim, videoyu çekmeye devam edeyim. Ters örgü olarak örüyoruz şu an arka bedeni. Evet arkadaşlar, şimdi diğer kola geldim. Bunun arttırmalarını da aynı şekilde birazını bedene birazını kola vereceğim. Evet arkadaşlar, arttırmanın birine geldik. Bu arttırmayı şu şekilde bedene veriyoruz. 2 adet ördüğümüz 2 adet ilmeği de bedene veriyoruz. Bu şu an bizim arka bedenimiz oldu. Arttırmamızın diğerine sadece bir tanesini kola veriyoruz. Şimdi kolu da örelim.
Yine diğer kolda olduğu gibi arkadaşlar bu kolunuzu da yeni bir şişe takarak yapın ki daha kolay olsun. Diğer ilmekler yine bu şişte kalsın. Çünkü yine bedeni örerek birleştirme kol altı için birleştirme işlemi yapacağız. Şimdi diğer kola doğru geleyim. Videoyu çekmeye devam edeyim. Evet, diğer koldaki arttırma kısmına kadar geldim. Arkadaşlar bakın bu arttırma ilmeği, bunu ördüm ve geri dönüyorum. Diğer kolda yaptığımız gibi sadece bir adet kenar arttırmasını kola verdim ve ondan sonra örmeye devam ediyorum. Diğer kolun arttırmasına kadar örüyorum. Oradan da geri döneceğim. Ve kolumuzun ilmeklerini belirlemiş olacağız böylelikle. Diğer tarafta yaptığımız gibi 19 santim öreceğiz. Ondan sonra bir kesim işlemi yaparak uçtaki 2 düz 2 ters lastikle 22 santime tamamlayarak kolumuzu bitireceğiz. Sonra bedene geçeceğiz arkadaşlar. Şunu da bir göstereyim. Ondan sonra ben de örüp geleyim. Evet arkadaşlar, şu bizim ortadaki 2 adet ilmeğimiz. Onun için onları örmeden, bakın 2 adet ilmeğimiz, bunun etrafında arttırma işlemi yapıyorduk. Onun kol tarafındaki arttırmasındaki ilmeği aldık ve tekrar geri dönüyoruz arkadaşlar. Artık ilmek sayımız belirlendi ve bu şekilde dediğim gibi başka şişe takarak diğer tarafta olduğu gibi kolumuzu tamamlayalım. Ondan sonra bedeni örmek için tekrar burada olacağım. Evet arkadaşlar, ben diğer kolu da tamamladım. Bu kol da tamamlandı. İki kol da bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi artık beden kısmına geçeceğiz. Bunun için son kolu ördüğümüz yerden, yani şuradan itibaren iç kısımdan örüyorduk biliyorsunuz kolu. Buradan itibaren yeni ip takarak sıra sonuna kadar öreceğiz. Ve bir bakalım ilik açma zamanı gelmiş mi? Çünkü iliğimizi de biliyorsunuz açmamız gerekiyor yakın zamanda. Bir bakalım. Şekilde sıra sonuna kadar öreceğiz. Şu şekilde biraz yaklaştırayım isterseniz.
Bir bakalım. Şimdi ters örüyormuşuz. Evet. Bu sıramızı tamamlayalım. Ters ördüğümüz için şu şekilde altı ilmek kalınca 6 ilmek kaldı. Şimdi ters olarak örerek evet sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi ön tarafa geçiyoruz. İliğimizi sıra sonunda açıyorduk biliyorsunuz. Ama dediğim gibi sıra zaman gelmiş mi gelmemiş mi bir ona bakmamız lazım. Şimdi bir de koltuk altın birleştirmesi yapacağız beraber. Şu ipi biraz çekelim. En son ters örmüşüz. Onun için ön patımızı düz olarak öreceğiz. Şimdi kolumuza kadar örelim. Evet, buradaki ipimizi, bu ilmeğimizi ördükten sonra kaçmadan, evet, bu ipimizle düğümleyerek sabitleyelim ki kaçma olmasın. Evet, şimdi arkadaşlar. Koltuk altında arttırma işlemi yapmayacağım çünkü kolumuz ve koltuk altı bedenimiz gayet büyük. Ama siz arttırma yapmak istiyorsanız gizli arttırma yaparak devam edebilirsiniz. Ben bu şekilde sanki hiçbir ay açıklık yokmuş gibi düz olarak örmeye devam edeceğim. Ve bu şekilde de koltuk altını birleştirmiş oldum. İsterseniz ilmeklerin yerini değiştirerek de bu birleştirmeyi yapabilirsiniz. Sağdaki ilmeği sola, soldaki ilmeği sağ şişinize alarak o şekilde örerek devam edebilirsiniz. O zaman da açıklık olmuyor. Ben bu şekilde birleştiriyorum. Şimdi diğer kolumuza doğru bir gidelim. Oradaki ipimizi de bir sabitleyelim. Ondan sonra tekrar örüp sıra sonuna kadar gelelim. Ne yapmamız gerektiğini kısaca anlatayım. Hırkamızı örmeye devam edelim beraber. Diğer kola kadar gel. Evet, koltuk altına gelmek üzereyiz.
Evet, bu son ilmeğimiz. Bunu da örelim. Evet, bu ipimizi de olduğu gibi bu ipimizle düğümleyeceğiz ki sonradan açılma olmasın diye. Evet, diğer tarafta yaptığımız gibi sanki örmeye devam ediyormuş gibi yapacağım ya da isterseniz dediğim gibi bu ilmekte bu ilmeğin yerini değiştirerek yapabilirsiniz ama ben bu şekilde sanki hiç ayrık yokmuş gibi örmeye devam ederek birleştiriyorum. Sıra sonuna kadar bir gelelim beraber, sonra ne yapacağımıza kısaca bir bakalım. Gerçekten hırka güzel bir büyüklükte oluyor arkadaşlar. Küçük bir hırka değil. Rahat rahat 2 yaşındaki bebeğiniz rahatlıkla giyebilir. 1, 2, 3, 4. Hayır, şimdi iliği açmıyoruz. 5. ters örgüde biliyorsunuz açıyorduk. Onun için şu an açılmayacak. Bir sonrakinde açılacak. Evet, sıramızı bu şekilde tamamlamış ve koltuk altımızı da birleştirmiş olduk. Bir bakalım, 1 2 3 4 5. de evet, 1 2 3 4 5. de ters örgümüzde son iliğimizi açacağız arkadaşlar. Son 3. iliğimizi açacağız. Hırkamızı 5 düğmeli yapmayı planlıyorum. 5 düğmeye ulaştığı zaman, istediğim büyüklüğe geldiyse sondaki 2 ters 2 düz lastiğini yaparak bitireceğim. Ama eğer istediğim büyüklüğe gelmezse arkadaşlar 6 düğmeli yapmayı planlıyorum. Çünkü hırkamızın bedeni gayet geniş oldu. Bedene göre, beden büyüklüğüne göre boyunun kısa olmasını istemiyorum. O yüzden şimdi bir 5 düğmeli olarak bu şekilde devam edelim. Zaten bir model yok. Dümdüz sona kadar bu şekilde devam edeceğiz. 5 düğme, 5 ilik, 5. iliği açana kadar bu şekilde devam edelim. Dediğim gibi istediğim büyüklüğe geldiyse sonuna da bu şekilde 2 düz 2 ters lastiğimizi yaparak hırkamızı bitireceğiz. Şimdi ben de 5 düğmeyi tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet, ben hırkamı uzattım arkadaşlar. 5. iliğimi bakın şurada açtım ama boyunun kısa olduğunu düşündüğüm için 6 düğmeli yapmaya karar verdim ve biraz daha uzatıyorum. 1 yaş için yapan arkadaşlar 5 düğmeli yaparak burada bitirdikten sonra 2 ters 2 ters 2 ters 2 düz haraşoya geçerek hırkalarını bitirebilirler. Ama ben 2 yaş yaptığım için bir düğme daha ekleyeceğim arkadaşlar. Onu da 2 ters 2 düz lastiğin sonuna doğru ekleyip bitireceğim. Son iliğimizden sonra 1 2 3 4 sıra daha örüyoruz ve şimdi arkadaşlar 2 ters 2 düz lastiğe geçiyoruz. Şimdi bunun için ters örgüyle bitirdikten sonra yakada da biliyorsunuz bakın yakada da lastikten sonra ters örgüyle başlamıştık. Ön patımızda burada da ters örgüden sonra 2 ters 2 düz lastiğe geçerek yakayla sanki bir takımmış gibi yapacağız. Şimdi bunun için şekilde ön patımızı da artık iptal ediyoruz. Ön patımız da bitti. Yakada olduğu gibi şu şekilde düzle başlıyoruz. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz
2 ters. Aziz Allah şefaati ya Resulallah. 2 düz. 2 ters. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar 2 düz 2 ters olarak yapacağız. Ön patlarımızı iptal ediyoruz. Onları da lastiğe dahil ediyoruz. Ve toplam arkadaşlar 5 sıra, yani 10 kere gidip gelerek lastik kısmımızı tamamlayacağız. Ondan sonra da kesme yaparak bitireceğiz. Ama bir ilik daha açacağız biliyorsunuz. O iliğimizi de arkadaşlar 4. lastiğimizin 4. sırasına başlarken açacağım. Onu da sizlere göstereceğim nerede açacağımızı. Şu an bu bizim 1. sıramız. Arka taraf 2. sıra. Bu şekilde toplam 10 sıra olana kadar lastiğimizi devam ettireceğiz arkadaşlar. Şimdi ben de biraz devam edeyim. İlik kısmına gelince videoyu çekmeye devam edeyim. Hırkamızın daha sonra kol birleştirmesini, düğmelerini dikelim. Kol birleştirmesini yapalım. Ve iplerini çekerek hırkamızı tamamlayalım. Sade ve güzel bir hırka oluyor arkadaşlar. Ve büyüklüğü de gayet güzel. Gayet ideal bir büyüklük oldu. Zaten hırka bittikten sonra santim olarak hem koltuk altından hem bütün olarak santimini sizlere vereceğim. Çünkü elden ele fark edebiliyor santimler. Siz de o santime göre biraz daha örüp bitirebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar ben de ilik kısmına gelince videoyu çekmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde düğmelerimi tamamladım. Düğmelerimi diktim. 6 düğmeli bir 2 yaş için hırka yapmış oldum. Son iliğimi açtığım yeri sizlere göstereyim. Bakın, son iliğimi 7. sıraya giderken, biliyorsunuz ben sıra sonunda kız bebek için yapıyorum, ben hırkamı yapmıştım. Sıra sonunda iliğimi açıyordum. Onun için sonda 5 ilmek kalana kadar 2 düz 2 ters olarak ördüm 7. sıramda. 7. sıramın sonunda sonda 5 ilmek kalınca 2 tane ilmeği kesip arttırdım ve 3 ilmeğimi örerek son iliğimi de bu şekilde açmış oldum. 6 düğmeli bir hırkamız oldu. Kolumuzun birini diktim ben. Onu da göstereyim. Diğerini şimdi beraber dikeceğiz. Dikmeyi bilmeyen arkadaşlar için bakın, kol dikişimiz gayet muntazam ve düzgün bir kol dikişi yaptık. Şimdi diğer kolu da beraber dikeceğiz. Ondan sonra bir santim alalım, enini boyunu ölçelim beraber. Siz de kendi hırkanızın santimini ölçerek ona göre uzunluğunu ve kısalığını ayarlayabilirsiniz. Ben kolumu bitirdiğimde böyle uzun bir ip bırakmıştım. Onunla kolumu dikeceğim şimdi. Onun için arkadaşlar şimdi başlangıçtaki iki yeri birleştiriyoruz bu şekilde. Ben ilk ilmeği örerek aldığım için benim birleştirme tekniğim ilk ilmekleri bu şekilde birbirine sabitleyerek oluyor. Baştaki ve sondaki ilmekleri birbirine bu şekilde dikiyorum. Sizin başka bir yönteminiz varsa tabii ki alıştığınız yönteminizi onu kullanabilirsiniz. Ben bu yönteme alıştığım için bu şekilde birleştirme yapıyorum. Şu şekilde açarak baştaki ve sondaki aynı hizadaki ilmekleri birleştiriyorum.
Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar, kolun bitimine kadar bir gelelim. Ondan sonra koltuk altında birleştirip tamamlayacağız. Beraber yapalım bunu. Sonra bir santim alalım. Koldan, enden, boydan her türlü santimini alıp size vereyim. Siz de ona göre hırkanızın bir sonraki aynı modelden yaparsanız ona göre uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde kol dikişimizi tamamladık. Şimdi şuradan içe alacağız ipimizi. Evet, ipimizi aldıktan sonra şu şekilde iç taraftan bir düğüm atacağız. Ben dıştan da düğüm attım sağlam olsun diye, içten de atacağım. Sonra evet biraz çektim, şunla iki ipi birbirine düğümleyeceğim. Burada benim bir ipim var. Bu bizim kolu bitirdikten sonra bedeni arttırma, bedene başlarken taktığımız ipin devamı, başlangıcı. Bununla kolu diktiğimiz ipi birbirine düğümlüyorum ki daha sağlam olsun. Şu şekilde biraz ilerlettim. Kesiyorum. Diğerini de şu şekilde tığ yardımıyla alt taraftan biraz yürüteceğim. Evet, onu da yürüttüm. Şöyle biraz çekiyorum ki kestiğim zaman esneme yaptığında çıkmasın diye. Evet. Kol dikimimizi de tamamladık. Şu şekilde bir bakalım hırkamızın son haline. Ondan sonra bir santim alalım. Biraz kaldırayım kameramı, daha rahat olsun görmeniz. Şu şekilde bakın, çok muntazam ve çok güzel bir hırka oldu. Kollarımız da bu şekilde tamamlanmış oldu. Bakın, şu şekilde göstereyim. Daha fazla, evet, birazcık daha çıktı. Evet, bu şekilde arkadaşlar hırkamızı tamamlamış olduk. Şimdi isterseniz bir santim alalım. Şu şekilde yaklaştırayım. Evet, santimimizi alıyoruz. Başlangıçtan bitime, şuradan alalım. Başlangıçtan bitime 34,5 santim arkadaşlar. Boyu 34,5 santim. Bir de enine bakalım. Enimizde 29 santim olmuş. Kollarımızın santimine bakalım. Başlangıçtan bitime 34 santim arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bakın, başlangıçtan bitime 34 santim. Koltuk altından itibaren de 21,5 santim olmuş. Şu şekilde gayet 2 yaş için gayet güzel boyutta, güzel büyüklükte bir hırka oldu arkadaşlar. Ön patımız farklı. Gerçekten sonuç güzel bir hırka. Büyüklüğü de gayet 2 yaş için uygun oldu. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Sayfamdaki modelleri bitirdiğiniz zaman, örerek bitirdiğiniz zaman Instagram ve Börgü Sepetim sayfama yollarsanız görmekten mutluluk duyacağım. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Hayırlı günler, hayırlı bol kazançlar, hayırlı bol günler, sevgiler diliyorum.